uzun yıllardır kullandığım tüm akıllı saatlerin zaten uzun pil ömrü sebebiyle Huawei olduğunu çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak bugün sizlere anlatacağım önüme durmakta olan bu akıllı saatler ki biri bileğimde şu anda, biri önünde, diğeri bileğimde. Aslında pil ömrü yerine daha çok yüksek malzeme kalitesi ve bizlerle buluşturduğu yeni teknik özellikleriyle öne çıkan akıllı saat modelleri. Huawei Watch 4 Pro'lar bir dakikada 7 farklı sağlık kontrolü yapabilecek kadar böyle güzel bir akıllı saat olmuş gerçekten. Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Bu akıllı saatler bizlere neler sunuyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. Huawei'nin Watch GT ailesiyle Watch serisini birbirinden ayırarak değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Karıştırılabiliyor. Saygıyla karşılıyorum. Ancak ikisi farklı bir seri gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla önümde durmakta olan bu akıllı saatler farklı bir seri. GT serisi değil. Watch serisi diye geçiyor. Ve Watch serisinde 4. modellerinin Pro versiyonları ki gerçekten yine Huawei burada malzeme kalitesi anlamında işi başka bir seviyeye taşımayı başarmış. Sevgili arkadaşlar. Watch baktığımız zaman malzeme tarafında havacılık sınıfı titanyum kadranda kullanılan cam kavisli bir safir cam ki kavisli safir camlar normal safir camlardan çok daha maliyetli oluyor ki bu akıllı saatte kavisli bir safir cam kullanmayı tercih etmiş Huawei tarafı. Gerçekten bu kavisli safir cam ya da kavisli cam diyeyim direkt hakikaten çok farklı bir görünüm katmış saate. Yani normalde diğerleriyle benzerliğini doğrudan ortadan kaldırmış bu akıllı saatin. Benim de oldukça hoşuma gitti gerçekten burada kullanılan bu kavisli cam tasarımı. Ve tabi alt tarafına baktığımız zaman ise seramik bir malzemenin bizlere burada sunulduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tasarıma değinmek lazım çünkü bence burada aydınlatılması gereken detaylar var arkadaşlar. Dediğim gibi bu seri farklı bir seri ve tasarımla da diğer modellerle farklılıklar olabiliyor. Ancak tabi ki tasarım dille olarak baktığımız zaman diğer akıllı saat modelleriyle Huawei'nin oldukça benzerlikte gösterdiği noktalar yok değil. Ülkemizde satışta olan Watch 4 ailesinden arkadaşlar farklı modeller de şu anda satın alınabiliyor ve her modelin kendine özel bir fiyatı var. Baktığımızda baz versiyon yani giriş versiyonu olan pro olmayan modelinin fiyatı 13.999 TL'den başlıyor ancak o modelde paslanmaz çelik kasa ve kauçuk kayış var arkadaşlar. Aynı zamanda ekrandaki safir cam yerine 3 boyutlu kavisli bir cam yine kullanılmış tasarım olarak benzer gözüküyor. Ancak tabii ki malzeme kalitesinde ciddi bir fark var o modelde ama fiyatı da tabii ki bir o kadar ucuz. Deri kayışı modele baktığımızda önümü durmakta olan şurada hemen sol tarafımda durmakta olan saate baktığımızda ise fiyat olarak arkadaşlar bizleri pro malzeme yapısına da sahip aynı zamanda bu akıllı saat 17.999 TL'lik bir fiyat karşılıyor ve bileğimde takılı olan tamamıyla titanyum olan bu modele baktığımızda ise fiyatın 20.999 TL bandından satışa sunulduğunu görüyoruz. Sizlere bu videoda anlattığım Huawei Watch 4 Pro ailesini ve Huawei'nin bu sene çıkardığı yeni tüm ürünleri hepsi burada üzerinden doğrudan satın alabiliyorsunuz. Hem de hepsi burada üzerinden satın alırken özel avantajlara da erişebiliyorsunuz. Bir kere zaten hepsi burada üzerinden satın alacağınız Huawei ürünleri sizlere özel fiyatlarla satışa sunulmakla kalmıyor. Aynı zamanda hepsi burada premium üyesiyseniz sizler, sizler de doğrudan hem bedava kargodan faydalanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda hepsi para kazanarak bir sonraki alışverişinizde bu hepsi paraları harcayarak ciddi bir de avantaja sahip olabiliyorsunuz. Ve tabii en önemli detaylardan bir tanesi de ödeme kısmında geliyor arkadaşlar. Hepsi burada üzerinden bu ürünleri satın alırken 3 ay erteleyerek öde seçeneğinde kullanarak ya da farklı ödeme seçeneklerini kullanarak yine hepsi buradanın sizlere sunmuş olduğu özel hizmetlerden fırsatlardan faydalanmış oluyorsunuz. Gelelim Watch 4 Pro'nun ekranına çünkü ekran dıştan güzel ama tabii ki içinde de oldukça değerli bir malzeme bizleri karşılıyor. Değerli dediğime bakmayın. Hakikaten sizler de gördüğünüzde gerçekten çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. 1.5 inçlik bir ekran paneli var bu akıllı saatte ve LTPO yapıda bir AMOLED panel arkadaşlar bu panel. Şimdi burada LTPO demişken sizlere ne ne anlama geldiğini sizlere hemen açıklayayım. Bu değişken yenileme hızlarına sahip bir ekran paneli anlamına geliyor ve Sizler bu akıllı saati kullanırken akıllı saat duruma göre hani animasyonları ve genel yenileme hızını ona göre ayarlayarak optimize ederek kullanıyor. Dolayısıyla daha üst düzey bir pil ömrünü sizlerle buluşturmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Ekran her zaman olduğu gibi sorunsuz ve gayet iyi sevgili arkadaşlar. Burada beni etkilen detaylardan bir tanesi ekranın etrafındaki siyah çerçevenin %16,5 azaltılmış olması. Burada %72'lik bir ekran kasa oranı gerçekten etkileyici olmuş ve bu saatin parlak Gerçekten çok beğendim tabi aynı zamanda otomatik parlaklık da burada bulunuyor. Saatte bence genel olarak kadranlar da gayet keyifli ve açıkçası ekran anlamında şık ve keyifli bir akıllı saat olduğunu söylemem mümkün. Huawei Watch 4 Pro'nun. Tabi burada yazılımdan da bahsetmek lazım çünkü bu akıllı saatler hem Android'le hem iOS'a hem de Harmony OS'a doğrudan çalışabiliyor arkadaşlar ve her birinde de problemsiz ve sıkıntısız işlevlerini yerine getirebiliyor. Özellikle burada bazı kalıplara sıkışmış kullanıcıların yakalanabilmesi açısından bu konu bence oldukça önemli ki Huawei burada gerçekten artık bu işi çok iyi yerlerde götürüyor. Çok iyi yerlerde de hakikaten bunu tutmayı başarıyor. Çünkü telefonla konuşma dahil birçok özelliği doğrudan diğer platformlarda da kullanabiliyorsunuz. Bunu da oldukça beğendim. Tabi burada özellikle arkadaşlar yazılımdan bahsetmişken Huawei'nin cihazlarında bulunan Google'la alakalı konuya da bir değinmek lazım. Biliyorsunuz Huawei'nin tabletlerinde ve akıllı telefonda Google servisleri yüklü gelmiyor ancak 3. parti bir uygulama çözümü olan GBox'ta bunu yapmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda da Huawei'nin uygulama mağazası olan AppGallery'den zaten ihtiyacınız olan birçok uygulamayı doğrudan indirmeniz yine mümkün olurken burada eğer ben Google'sız yapamıyorum diyenleriniz varsa Gbox'a bu işi kurtarabiliyorsunuz. Gbox'a nasıl yükleyeceğinizi ve yüklenirken nelerle karşılaşacağınızı, bunları çözümlemek için neler yapmamız gerektiği ile alakalı da bir rehber video hazırladım. Kanalımda yukarıya linkini bırakıyorum. gidip izleyebilirsiniz. Teknik detaylara baktığımız zaman ise saatin üzerindeki kurma kolunun hemen altında bulunan tuşa parmağınızı dokundurduğunuzda tabi EKG açmanız lazım öncesinde. Bu saat EKG çekebiliyor arkadaşlar. Ancak EKG çekmesi bence bu saate sadece EKG çekiyor dersek ayıp olur çünkü bu saat bambaşka özelliklere sahip. Mesela 1 dakikada videonun girişinde söylediğim gibi 7 farklı sağlık kontrolü yapıyor ve siz saate öksürdüğünüzde öksürüğünüzün sesinden sizin ciğer durumunuzu nefes yorumunuzu bile algılayıp bir yorumda bulunabiliyor. Hakikaten cebinizdeki değil, kolunuzdaki doktor diyebiliriz arkadaşlar. Watch 4 Pro'ya yani ben bu anlamda kusursuz buldum. Çünkü sizlere yaptığı analizi de detaylı bir şekilde sizlere aktarıyor ve özellikle Huawei'nin akıllı saatlerinde eleştirilen mi desem, beklenen mi desem bilemiyorum ikisinin arasındayım çünkü bunun dezavantajları da var, avantajları da var pil ömrü gibi eSIM desteği Watch 4 Pro'da bulunuyor arkadaşlar. Bu arada bu eSIM'i tabii ki ülkemizde bulunan mevcut altyapı gereği sim kartınızı kopyalayarak değil de yeni bir sim kartı e-sim olarak buraya aktararak kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi doğrudan ayrı bir sim kartı buraya eklemenizde güzel bir detay olsa da kopyalanabilme olayının kesinlikle ne Huawei ile ya da başka bir markayla alakası yok. Şu anda ülkemizdeki altyapı gereği bu şekilde kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabi bu sayede saatiniz hem bir telefon olarak görev yapıyor hem de navigasyon ve diğer ihtiyaçları içinde fazlasıyla iş hala geliyor. Huawei'nin giyilebilir ürünlerinde kullanılan Truvisin isimli bir sağlık izleme teknolojisi var. Özelliği var arkadaşlar. Bu altyapı tabii ki burada yapay zeka bir sistem kullanarak bazı verileri yorumluyor ve çok daha iyi bir noktaya gidiyor. Her yeni modelde daha hızlı ve daha kesin sonuçlar verdiğini kendim yaptığım testlerden dolayı sizlere söyleyebilirim. Bu saatte de yine çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturmayı başarmış gerçekten. Bu saatte bir de aile bakımı isimli bir özellik var arkadaşlar. Huawei sağlık üzerinden bir aile bireyinizi eğer eklerseniz aile bakımı tarafına birbirini ekleyen aile üyeleri birbirlerinin sağlık durumlarını anlık olarak görebiliyorlar. Bu da vallahi güzel olmuş. Hatta aileden birinin oksijen seviyesi vesaire düşerse size doğrudan bildirim geliyor. Mesela babanın oksijen seviyesi şu anda düşük gibi. Ben açıkçası bunu güzel buldum. Hani böyle saçma sapan birbirini takip etme uygulamaları yerine böylesine faydalı şeylerin bizlere sunuluyor olması oldukça güzel diye düşünüyorum. Bu hoşuma gitti. Bu konuda sizin de düşüncelerini hakikaten Merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Sağlık izlemesi demişken arkadaşlar tabii stres, nabız, burada kandaki oksijen, deri sıcaklığı gibi birçok detaya yine bu saat ile ulaşmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda egzersiz tarafına baktığımızda ise 100 taneden fazla egzersizi bu akıllı saatte takip edebiliyorsunuz verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Bu kaydettiğiniz verileri de yine telefonunuzdan Huawei sağlık uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ve tabi burada sizlerin sadece egzersiz sırasındaki detayların değil dinlenme sırasında ve dinlenme sonrasındaki ne yaşadığınızda veri anlamında sizlerle paylaşabiliyor. Hakikaten her zaman söylüyorum Huawei akıllı saatleri incelerken bir beden eğitim bölümü mezunu olarak ben çok böyle heyecanlanıyorum. Çünkü biz eskiden bunları kullanabilmek için bir sürü sensör bağladık üstümüze. Bir sürü böyle böyle bir sürü ödemeler yapmamız gerekiyordu ve yani o ürün herkeste yoktu. Şu an çok ulaşılabilir. Tabii ki fiyatlar tartışılır. Tabii ki fiyatlar değerlendirilir. O konuda haklı olabilirsiniz ya da doğru söylüyor olabilirsiniz. Ancak baktığımız zaman bu akıllı saatlerdeki özellikleri kullanabilmek için bir sürü meşakkat yerine bileğinize takmanız yeterli oluyor. Hakikaten takdirlik sevgili arkadaşlar. Ve gelelim pil tarafına çünkü bu akıllı saatlerde Huawei'nin alışıla gelmiş 15 günlük pil ömrü yerine farklı bir pil ömrü bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. e bir model tabii ki. Ki o yüzden pil ömrü diğerleri gibi olamıyor ne yazık ki. Ancak hem o hem o olamıyor şu anda. Olabileceğinin yine en maksimumu e-simli modellere baktığımızda akıllı saatlerde 4,5 günlük bir pil ömrü de yine gayet başarılı sevgili arkadaşlar. Buradaki 4,5 günlük pil ömrünü eğer uzun pil ömrü modunu açarsanız 21 güne kadar da yine pil ömrünü uzatabiliyorsunuz. Ve tabi hızlı şarj desteği de var bu saatte. 15 dakikalık bir şarj ettiğinizde bu saati tüm gün kullanabiliyorsunuz. 0'dan 100'e doldurmak ise yaklaşık 60 dakika sürüyor arkadaşlar. Bu akıllı saati şarj etmek istediğinizde. Ve tabi Watch 4 Pro'da 30 metreye kadar dalış yapmanız da mümkün arkadaşlar. 30 metreye kadar suya dayanıklı ve genel olarak da suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasında bünyesinde bulunduruyor bu akıllı saat. Yani sizin aslında ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilecek bir akıllı saat. Aynı zamanda da günlük hayatınıza da bileğinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz de bir şıklığa sahip Watch 4 Pro ailesi. Son değerlendirmeme geçecek olursam arkadaşlar tabii ki şu anda bir teknolojik ürün satın alırken hepimizin dikkat ettiği ya da dikkat çektiği konu fiyat. Ancak fiyatlar yerinde durmuyor. Bu konuda hepimiz bir hemfikir olalım. Ve ben de bir akıllı saat alacak olsam ve aradığım özellikler e-sim olması, güzel bir tasarıma sahip olması, her kıyafetle kullanabilmek gibi ya da buna benzer detaylar ya da buna benzer ihtiyaçlar olsaydı bu akıllı saat modellerine bir bakardım ki aslında diğerleriyle karşılaştırdığımızda bunun şöyle bir avantajı da var. Aynı özelliklere sahip tasarım olarak da oldukça benzer ama malzeme kalitesi farklı olan ve arada ciddi bir fiyat farkı olan bazı versiyon da yine sizlerle burada buluşmuş oluyor. O açıdan bakarsanız aslında Watch 4 ailesi doğrudan birçok kullanıcıya da hitap eden bir ürün olmuş. Tabi ben video boyunca sizlere beğendiğim beğenmediğim yerlerin her zaman olduğu gibi anlattım. Son değerlendirme yine sizde arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını bu ürün hakkında oldukça merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yazmayı ve tabi ki bir de bu videoyu beğenip benim sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.